Salon 7 sinema ekibi Yeşilçam'a vefa sunmaya devam ediyor ve bu hafta Yılmaz Atadeniz'le birlikte olacağız. Kendisi şu an Sesam Başkanı, 117 filmin yönetmeni ve Sesam'da kendisi bizi ağırlıyor. Ben Yılmaz Atadeniz, 1 Şubat 1932 yılında Arnavutköy'de doğmuşum. Ve ailenin 6. çocuğu olarak doğmuşum. 4 tane abim, yani 4 erkek, 2 kız. En sonuncusu benim, şu an hayatta kalan tek kişi de benim. İşin enteresanlığı, dedem çok önemli. Dedem Karadeniz Ereğlisi'nde çok önemli bir vazifeye iktifa etmiş. Sebebi şu, kendisi aslen sülale olarak biz Samsun'un Vezir Köprüsü'ndenmişiz. Dedem oradan İstanbul'a gelmiş, Fatih Medresesi'ni birincilikle bitirmiş. Arkasından Muallim Okulu'nu bitirmiş, Karadeniz Ereğlisi'ne gitmiş. Karadeniz Ereğlisi'nde çok önemli bir konuşma yapmış. Yunanlılar İzmir'e çıktıkları gün o havali toparlanmış. Dedem konuşmasında zira heykeli var orada yapmışlar. Heykelinin yanı başında yazdığı olay şu. Devletin haysiyeti yerle düşmüştür, kurtarmak için ölme zamanıdır. Yolumuz Mustafa Kemal'in yolu Kuvayi Milliye'dir. Padişah esirdir, fetvası geçerli değildir diyen hoca. Bu çok önemli bir belge halinde. Zira Anadolu'da Karadeniz Ereğlisi olarak ilk Kuvayi Milliye'ye giren dedem vasıtasıyla Karadeniz Ereğlisi olmuş. Bebek İlkokulu ve Gazi Osman Paşa'da okuduğumuz zaman Kadırcan Kaflı'yla Türkçe derslerinde çok enteresan şeyler oluyordu. Orada sınıf arkadaşım Firidun Karakaya'ydı. Firidun Karakaya öyle enteresan piyeste oynadı. Bir hocaların taklitlerini yaptırarak onları yerlere yatırdı. Ve sınıftayken en son Firidun Karakaya gelir, kapıyı vurur. Kusura bakma hocam, geç kaldım der. Türkçe hocamız, oğlum senin burada işin yok, git balık tut, sen sanatçısın, her şeyi geçmişsin, mükemmelsin dediğine şahit olanlardan biriyim. Beraber de filmçeler çektik. Donanmanın Gülü diye hala 4 bölüm önemli bir filmi meydana getirdik. Hala piyasaya çıkmadı film. Firidun çok enteresan bir adamdı. Katiyetle piyesleri daima uzar, hep kaçırırlar, otobüs kaçırtırdı. Çok enteresan, çok mükemmel komedyen ama operet de oynadı bu adam. Operette oynarken bir tane davulcu bir tane fazla verince hey demiş, onu kapamış, devam edince o meşhur bir orkestra şefi var, yurt dışından gelmiş. Sen beni kurtardın, senin kulağın muhteşem ama sesim çok kötü demiş. Sinema yani, izleyicilerimize Feridun Karakaya'nın Cilali İbo olarak tanıdığını hatırlatalım. Tanıdılar. Evet. Feridun her şeyden evvel Zeki Müren'in tayin ettiği rolleri oynadığı için o rollerde çok muvaffak oldu. Bir dakika abi, Zeki Müren? Zeki Müren'in filmde başladı ilk önce. Hmm. Ve Feridun enteresandı ve halkın bir numaralı sevgilisi oldu. Gönlünde yatan bir yıl, şimdi öyle bir komedyen yok mesela. Ve ben 51 mezunuyum Kabataş'tan. Ve o devirde üniversiteye giriş imtihanları yazılı lisenin içinde yapılıyordu. Hı hı. Ben fenden girdim, matematikten 4 aldığım için bir sene beklemek mecburiyetinde kaldım. İşte o bir sene benim hayatımı değiştiren sene oldu.
Abim Tarzan filmini çekmiş, Tarzan İstanbul'u çekmiş. Stüdyoda yalnız kalmış, bana telefon etti. Yılmaz dedi, boşsun, gel bana yardım et dedi. Böyle bir öğretmen bana 3 ay içerisinde bir filmin montajı nasıl yapılır, senkron nasıl yapılır, bir fragman nasıl yapılır, bir film dublaja nasıl hazırlanır, negatif montajı nasıl yapılır öğreten adam 3 ayda. Ben 3 ay sonra tek başıma Esat Özgül'ün filmlerini montajını yaptım ve kazandığım ilk para sene 54 düşün 1650 liraydı. Çok önemli bir para. Ama biz çok gençtik. O paranın kıymetini birçok yerlerde yaşayarak, arkadaşlarımızla yerde içerek harcayıp bitirdik. Mesele orada değil. Çok önemli kurgucu olarak abimi kaybedince, ama bu arada ben Robert Kolej'in mühendislik İsari kısmının imtihanlarına girip kazandım ve mühendis olacağız. Kafamızda o var. Ve ben kazandığım parayla, abimin yanında kazandığım parayla Robert Kolej'in senelik aidatının 6 aylığını ödememe rağmen ben 3 ay devam edebildim. Abimi kaybettik. Abimi kaybedince benim üniversite devam şartım kalmadı. Hem Hürrem Ervay'ı hem Duru Film, abim çalıştığı bütün firmalar Yılmaz dediler. Bundan sonra bizim bütün filmlerimizi sen yapacaksın deyince ben başka Turgut Demirağ tabii dahil bunların içerisinde. Ve ben Robert Kolej'e devam etme, mühendislik kısmına devam etme imkanım kalmadı. Ve ben filmci oldum. İlk Hıçkırığı montajını yapan kişi de benim. Daha buna benzer birçok filmlerin kurgularını yaptık. Ve bu arada Atıf Yılmaz'ın, hiç unutmuyorum, abimin yanındayken Yılmaz dedi, bu adama dikkat et dedi, bak filmi nasıl mükemmel çekmiş dedi. İleride Atıf Yılmaz çok önemli bir adam olacak söylediği zaman sene 1953. Çünkü o sırada Hüseyin Peyda'ya Atıf iki tane film çekiyor, Nurhan Nur'la beraber. Keşke ben saklayabilseydim. İş kopyalarında Nurhan'la ikisinin kleket tutan resimleri vardı filmde. Ve ben o kareleri çizip Atıf'a vermiştim. Keşke vermeseydim, bir örnekleri bende kalabilseydi. Velhasıl kurguculuğa başladık. Ve o arada hem Atıf'la beraber olunca Nejat Saydam da Atıf'a asistanlık yapıyor. Nejat Saydam prodüksiyona baktı, beni asistan olarak aldılar. Atıf'la beraber çalışmaya geldik. Gelinin Murad'ı diye filmde ben asistanım. Ve çok enteresandır. İhtiyaç listesi yazıyoruz. İhtiyaç listesine yazmışım herkes. Çünkü Gelinin Murad'ı denen filmde oynamayan yok ki. Müthiş kalabalık bir kadro. Fikret oynuyor, Pervin Para oynuyor ilk defa. Ve onun yanında Hulusi Kentmen oynuyor, Numar Terziyan oynuyor, Osman Bey oynuyor o devirde. Osman, Teyyare Osman dediğimiz o meşhur oyuncu. Ve Hulusi abi enteresandır. Çok güzellikleri yaşadık beraber. Nazım'ın oğlu oynuyor, Asım Körmükçü oynuyor. Böyle bir ekibin içerisinde Gelinin Murad'ı filmini bitirdik. Nejat o filmden sonra yönetmenliğe başladı. Ben Nejat Saydam'a başladım. Küçük Hanımefendi serileri filan filan, onlar da hep kostüme filmlerde hep asistan bendim. Nişan Hançer'le Diyarbakır'a gittiğimiz zaman çekim için Nişan dedi ki, Yılmaz aman ben Ermeniyim, konuşmamdan burada beni yaparlar, zedelerler.
sen idare et dedi. Bağırıp çağıran adam, o işleri yapan adam bendim. Ve Kurt Film ne Sırrı Gültekin'e asiste ederek çalışıyoruz. Bir filmden sonra Kurt Film'in sahibi Mehmet Arancı dedi ki bundan sonraki filmi sen çekeceksin. Ya ben hazır değilim de. Hayır dedi. Ben sana güveniyorum, sen çekeceksin dedi. Yüz Karısı diye bir filme başladık. Muhterem Nur'la ve Turgut Özatay. Velhasıl o film bitti. Onun arkasından Sadık Şendil'in bir senaryosu geldi. Yedi Kocalı Hürmüz. Yedi Kocalı filmine girdiğimiz zaman kocalar, yedi tane koca. Efkan Efekan, yakışıklı olan. Ahmet Tarık Tekçe. Öztürk Serengil. Necdet Tosun. Erol Günaydın. Sami Hazin Ses. Hüseyin Baradan kocalar. Bir düşünün. Böyle senaryo yazmışlar. Filmi çektim. Benim acemilik devrim. Filmde ben kendiliğimden evin önünde kocaları karşılaştırdım ama herhangi bir çıngar orada başlattık. Sonra film bittiği zaman Sadık abiyle, Allah nur içinde yatsın, dedim ki Sadık abi senaryoda sizin ilave etmeniz lazım gelen bir olay var dedim. Onu atlamışım, benim acemilik devrime rastladı dedim. Eve bir koca gelecek, onu yemek yedirirlerken ikinci koca onun üstüne gelecek, onu saklayacaklar. Üçüncü koca gelecek, onu saklayacaklar. Yedi tane koca bir evin içinde çıngar çıkacak, kadını parçalayacaklar hikayesi. Olması lazım dedim. Sadık abi, Allah rahmet eylesin, Yılmaz dedi, doğru. Bir daha çekilecek bu film, orada yapacağım dedi. Hakikaten orada yaptı. Velhasıl böyle yönetmenliğe başladık. Onun arkası iki sene mektep tatili. İki sene mektep tatili önemli bir film. Jules Verne'in bir eserinden adaptasyonu yapıldı. Yazan Sefa Önal. Şimdi 11 tane çocuk var. Ve ben stüdyoda Ant Film Platosu'nda Turgut Demirel'i çekiyoruz. Platoda bütün ekibi toparladım. Dedim ki senin ismin Baytekin, sen hanım evladısın, sen şusun. İsimleriniz yok, bu isimlerle konuşacaksınız. Bir hafta 10 gün çocukları eğittik, sokaktan aldık çocukları. Ve onları otobüsle Fethiye'ye götürdüm. Kayaköy'de çalıştık. Ve Fethiye'de ilk filmi çektik. Hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biri, en önemlisi, Ölüdeniz'e ilk giden yönetmen benim. Ve bana dediler ki, ben müthiş beğendim yeri, abi kaç dönüm istiyorsun dediler. Almayan hıyar benim. Estağfurullah. Bu arada Kayaköy'ün 1924 yılında mübadele sırasında Rumların terk ettiği bir köy olduğunu da hatırlatalım. Yılmaz abi, ben sizi ilkokuldan beri tanıyorum. İlkokula gidiyordum. İrfan Atasoy'un Killing filmlerini izliyordum ve yıllar sonra sektörde işe başlayınca yönetmeni siz olduğunu öğrenmiş oldum. Sonra baktım sizin 117'ye yakın çektiğiniz 117 tane filminiz var. Bu filmler içerisinde sadece Killing'leri seri olarak çekmişsiniz. 3 tane. 3 tane. Bunun dışında hiç seri yok abi. Şimdi dolayısıyla bir anlamda İrfan Atasoy yapmışsınız. O benim duayenimdir. Ama hala o da gönlü sinemadaydı. İşletmeciydi. Şüphesiz. Evet. Ama şunu yıllar sonra gördüm ki Killing'leri çekerken Galata Kulesi'nin tepesine çekmişsiniz. Can güvenliği yok, herhangi bir şeyiniz yok. Kalkıyorsunuz, işte atıyorum Topkapı Sarayı'nın bilmem neresine çekiyorsunuz, duvarlara tırmanıyorsunuz. Ve acayip koşullarda çalışmışsınız. Yani muhteşem bir iş çıkmış ortaya. Şimdi bakın, o devirde paramız yok. Yalnız bölge aşkınız var. 5 tane var. Bölge var. 5 tane bölge şu. Adana bölgesi, Samsun bölgesi, İzmir, Ege. Ankara bölgesi, Ege bölgesi, İzmir, hı hı, ve İstanbul bölgesi, Marmara bölgesi var.
biz ilk senetlerimizi Adana'dan alıyoruz. Yani Adana 6000 filmi destekleyen bir ülke. Aslında Antalya'nın yerini alması lazım gelen ülke olmasına rağmen şu an bile maalesef festivallerde sinema bulamıyorlar. O zengin ülkede bir kültür kompleksi yok. Çok acı bir olay. Ve kliniklerden bahsettin. Filmin yapımcılığına başladık. Ben avantür film çekiyorum. Sebebi şu. Film çekiyorlar, adamın kavga çekiyorlar, adamın şapkası düşmüyor. Bu büroda ne masa kırılıyor, ne masanın üstündekiler dökülüyor, ne iskemle parçalanıyor, ne de camdan çıkan bir adam yok. Bunları yapmaya başladım. Ve insanlara mesela tabii kliniklere başlayınca fantastik filmler oluyor ama fantastik filmlerin birincisini abim Orhan Atadeniz çekti. Tarzan İstanbul'u çekti. Tarzan filmini çekerken çok önemli. Bir gün İzmir'e gidiyorlar. Fil ve Mamino orada bir günce çalışıyorlar. Bütün filmde kullanıyor. Müthiş bir olay. Her şeyi Belgrad Ormanı'nda Hayri Esen filanla çalışıyorlar. Yani inanılır bir şey değil. Ve abim öyle bir montaj yapıyor ki Tarzan İstanbul'da sanki timsahlı filli Afrika'daymış gibi bir film haline geliyor ve biliyor musunuz ilk defa bir Türk filmi dünyaya hitap ediyor ve dünyaya satılıyor. En çok satılan film Tarzan İstanbul. Siz sinemanın her evresinde bulundunuz ve hala üreten bir insansınız Yılmaz abi. 35 milimetrenin dönemlerini yaşadınız. Bir de dijitale geçen dönemlerini yaşadınız ki muhtemelen yeni filminizi İkimize Bir Dünya'yı dijital çektiniz. Dijital. Aradaki farkı bana bir anlatabilir misiniz? İzleyicilerimiz de öğrensinler abi. 35 mi dijital mi? Film dijitale geçtiğimiz zaman negatif devresi ortadan kalktı. Ama bunun karşılığında yalnız set gerisi 35 kişi. Biz en fazla 16 kişiyle çalışıyorduk. O filmleri 16 kişiyle. Çünkü ne kostümcü var, ne makyör var, ne kuaför var, ne elbiseleri tansim edecek kişi var. Türkan Şoray'ın, başrolü oynayan Hülya'nın o devirlerde aman film çekerken şarkı söyleyeceksin, başka filmde giydiğin kostümü giyme. O kendiliğinden arkadaşlarına tevhime emanet bir elbise alır gelirdi. Yani Türkan Hanım'ın çabaları muhteşem. Hülya'nın çabaları, Fatma'nın çabaları. Ama o devirde de bir adam var, Metin Erksan. Biz dahi olduğunu ancak yeni öğreniyoruz. Bir dahi. Klinik filmlerine başlamanın sebebi ne biliyor musun? O devirde bu avantür filmlerde oynayacak ne Hülya Hanım geliyor, ne Türkan geliyor, ne Fatma ile çalışabiliyoruz. Ben öyle bir film yapayım ki dedim. Bunların yaptığı hasılatı geçsin. Ve o sırada Üsküdar'a gidiyorum. Üsküdar'da bir işim vardı. Dönüyorum. Üsküdar'daki Beşiktaş'a giden vapurda bir gazete var. Gazetenin yalnız arkasını okuyorlar, atıyorlar. Ulan nedir dedim, aldım. Aldığım gazetenin arka sayfası Kling'in fotoğraf... Fotoromanı mı? Fotoromanı. Evet, evet. Ve üstünde yazıyor, bu taklit edilemez bilmem ne diye. Ben dedim ki, ben bunun aynısını iskeleti... Aynı iskelet gibi yaptım. Yani eller iskelet, kafa iskelet, ayaklar iskelet. Hiç onların şeklini bulundurmadım. Ve hikaye tamamı. Bir de uçan adam koydum o, evet, işe. Abi, ve İrfan'a orada. İrfan zayıf. Ona kılıf yaptık. Vücut kılıfı, evet, yaptık. Ve o devirde
ayağının dibinde barut patlatıyorum. Bir çanağın içerisine karabarutu koyuyorum. Elektrik kablosuyla hemen kızdığı an patlıyor. Patladığı zaman duman çıkıyor. Ve elbiseyi değiştiriyoruz. Bir daha patlatıyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman şazem diye bir laf. Velhasıl klinik filmlere o kadar iş yaptı ki. Bugünkü zenginliğim, rahatlığım ve Eskişehir'den hasılat geldi. Hiç unutmuyorum. O devirde bahçe sinemaları 1,5 lira. Eskişehir'in hasılatı en çok Türkan Şoray'lı, Hülyalı, Fatmalı, Filizli, Jönleri saymıyorum. En fazla bir haftadaki hasılatı 5,000 lira. Benim önüme bozuk para olarak 10,000 lira para koydular böyle. Ben durdum, ya dedim bozuk para, bu kadar mı benim param dedim şımarıkçasına. Abi daha var, ne kadar var dedi. 24,600 lira dediler. 24,600 liranın 400 lira ilave ettik, 25,000 lira oldu. Etiler'deki şimdi oturduğum katı 65,000 liraya aldık. 22 senere götürdüm Emel'i. Yani böyle hata yapılmaması lazım. Şimdi festivallerden biraz söz edelim. Çünkü çekime başlamadan önce çok benim bugüne kadar rastlamadığım bir şey söylediniz. Bugün Türkiye'deki yapılan festivallerdeki yabancı film bölümleriyle ilgili olan bir şey söylediniz abi. Şimdi festivallere bakıyoruz. Antalya'daki ulusal yarışmanın da kaldırılmasıyla bağlayabilirsiniz, çok mutlu olurum. Şimdi bakın, o önemli bir konu, onu geriye atıyorum. Peki. Festivallerde İstanbul olsun, Adana olsun veyahut Malatya olsun veyahut Antalya olsun bir yabancı yönetmen filmlerini gösteriyorlar. Bundan sonra dedim katiyetle Lütfü Akat, Metin Erksan ve Atıf Yılmaz, Memdu Ün, Halit Refik'i ve birçok arkadaşlarımızın muhakkak anma töreni yapmamız şart dedim. Ve buna Metin Erksan'la başladım. 4 Ağustos'ta mezar başındaydık. Çektik. Şimdi 26 Eylül, 30 Eylül arası muhtemelen emek sinemalarında 5 tane film göstererek ve seminerler yaparak. Yani bu 5 film Susuz Yaz, Kuyu, Sevmek Zamanı, Yılanların Öcü, Acı Hayat. Bu filmlerin gençlere bedava olarak gösterilmesini Metin sağlayacağım. Metin Erksan haftası yapmışsınız. Yani. Evet. Evet. Ve seminerde de konuşmacı olarak hem Kayalı'yı, Kurtuluş Kayalı'yı, hem şimdi Işık Üniversitesi'nden rektör olan Süleyman Sayım Tezcan'ı, yani Sevmek Zamanı'nda başrolü oynayan kişiyi, Ulvi Doğan'la dün beraberdim, yürüyemiyor, konuşamıyor. Siz dün bir mezar ziyareti mi yaptınız abi? Hı? Mezar ziyareti mi yaptınız dün? Dün ben her şeyden evvel Sefa Önal'la beraber bizim Yakacık'ta Sanatçı Yaşam Evi diye bir evimiz var. Ertem Göreç orada. Birçok arkadaşlarımız orada. Onları ziyarete gittik. Akşam saat 5.30-6'ya kadar oradaydık. Anladım. Beraberce konuştuk. Beraber olduk o arkadaşlarla. Anladım. Önemliydi. Yani ben bu yönetmenleri anmanın yanında unutulan arkadaşlarımız var. Hiç anılmıyor. Ayhan Işık'tan başlayayım. Seyfi Bey'den başlayayım. Ve şimdi benim garibime gidiyor. Laftan lafa geçiyorum ama Cingöz Rica'yı çekiliyor. Sefa'nın çektiği Ayhan Işıklı olan Cingöz Rica'yı anlatıyorlar. Ondan 20 sene evvel Metin Erksan'ın çektiği, biliyorsun, Cingöz Rica'yı var. Hiç kimse ondan bahsetmiyor. Çok bağlayalım abi. Ve festivallerin içerisinde göstermek istiyorum. Mesela şimdi yapacağız. İcap ederse Altın Portakal'da da Lütfü Akat'ı anacağız. Şeyle, Kerem'le konuştum, İstanbul Film Festivali ile. Onlar da 2000
18'de Atıf'la başlayacaklar. Artık yabancı film yönetmen ve oyuncuları diye. Onun yanında da bizim o bahsettiğim kişileri anmak üçer üçer çok faydalı olacak kanaatindeyim. Şimdi konuşmamızda şöyle çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki Yılmaz abi, Türkiye'deki festivaller bu Türkiye'deki film üreten insanlarındır. Yönetmenlerindir, oyuncularındır. Yani sizlerin filmleri ve festivalleri bunlar. Fakat bir zaman sonra bu festivaller sizden çıkıyor. Örneğin Antalya'da şu anda diyor ki ben Antalya Film Festivali yapıyorum ama bir tane diyor jüri film seçecek. O da işte uluslararası bölümde yayınlanacak. Oysa Antalya yapan Yeşilçam'dır. Yeşilçam olmazsa Antalya olmazdı ki. Şimdi ama burada yönetim kurulunda aynı kararı konuştuk, çok konuştuk. Antalya, Türkan'ın Türkan olduğu, Hülya'nın Hülya olduğu, Fatma'nın Fatma olduğu ve Filiz'in Filiz olduğu ve jönlerimizin olduğu devri düşünün. Ve Yılmaz Güneylerin, Tarık Akanların, Hababam sınıflarının parladığı yılları düşünün. Antalya fışkırmıştı. Doğru. Şimdi 15 senedir bana bir film söyleyin, Antalya'da seçilmiş olsun, 50 bin seyirciye hitap etsin. Böyle bir film yok. Ve Antalya'yı ulusal sinemadan ayırıp dünya sinemasına Menderes Türel böyle bir düşüncenin altına girmiş. Böyle bir şey düşünüyor. Yani dünyadan, Japonya'dan, Güney Kore'den, Tayland'dan, Hindistan'dan, Afrika'dan, Mısır'dan, Belçika'dan, Rusya'dan her diğer filmlerin gelmesi ve oradan gelecek artistlerle Antalya'nın ne kadar yüceleceğini bir düşünün. Yılmaz abi, yılda 235 tane yabancı film gösteriliyor. Bu ülkede yabancı film zaten gösteriliyor. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde yabancı filmler, yönetmenler geliyorlar. Bir adım biz Türk sinemasını yurt dışına tanıtamıyoruz. Tam tersi, yurt dışı bizi kendi kendine tanıtıyor Antalya'da. Biz onları misafir ediyoruz. Hayır, bakın ne yaparsak yapalım muvaffak olamadık. Şimdi Yılmaz Atadeniz olarak tekrar dünyaya gelseydim, geçmişte şunu yapmazdım da şunu yaparım dediğiniz filmle ilgili, sinemayla ilgili ya da şunu çekerdim, şunu çekmezdim dediğiniz bir şey var mı abi? Yani şu an öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, bunun toprağı, denizin altı, denizin üstü, müthiş bir platosu, doğal plato gibi bir ülkede yaşıyoruz. Üstelik antik. Dünyanın hiç sahip olamadığı kadar antik yörelere sahibiz. Bir Denizli, bir balonların işgal ettiği Ürgüpleri bir düşünün. Ya buna gelinceye kadar Karadeniz'i düşünün. Uluslararası bir festivalde zannederim Ayla diye bir film çıktı. Bilmiyorum, seyrettiniz mi? Abi daha henüz gösterime girmedi. Sadece komite izledi biliyorsun. Türkiye'yi yabancı film dalında Oscar'da temsil edecek. Evet. O yüzden gösterime ona layık gördük. Çünkü çekilmiş filmlerin ses kalitesi de bozuk. İşin en kötü tarafı. Bakın, iletişim fakültelerinin her birine bakın. O fakültelerde bilgi ve beceri kazanmış tek öğretim görevlisi ses konusunda hiç kimse yok. Ses çok önemli. Bakın, sene 1951 abim Orhan Atadeniz beni Sirkeci Garı'na götürdü. Sirkeci Garı'nda film çekiyorlar. Çekiyor, Amerikalılar çekiyor. Projektörler, 300-400 tane figüran çeşitli kıyafetlerde. Derken üç kişi ağız kavgasına girdi. Biz zannettik ki yönetmen, kameraman, ışıkçı kavga ediyor. Hayır. Neymiş mesele? O devirde balıkçıl olarak ses alma tutan bir arkadaş var. O arkadaşın gölgesi artistin üstüne düşüyormuş. Dediler ki oradan alma efendim, buradan al. Hayır, en iyisi ben buradan kaydediyorum diyor.
Ve bunu yana doğru yürüdüler. İki kişi oturuyor. Görüntü yönetmeniyle Menkeviç oturuyor orada. O bir karar kimin lehine çıktı diye demişler. Oraya geçmezsen 3 saat, 4 saat sürecek. Her şeyi değiştireceğiz. Şalyo değişecek, şu olacak, olacak. Ses hattı çıktı. Biz daha sesin çok önemli olduğunun farkında bile değiliz. Anladım. Yılmaz abi, SESAM başkanısın. SESAM'ın evet. işlevi nedir abi? Şimdi bakın, SESAM'ın elinden birçok şeyleri aldılar. Tekrar geri kazanmaya başladık. Yapımcı belgesi verdirtmiyorlardı bize. Şu an çok şükür yapımcı belgesini geri aldık. Şu an SESAM olarak yapımcı belgesine yetkili olarak vermek durumuna geldik. Ama çok zaman kaybettik. Bunun yerine 3 arkadaşımız veriyor ve muhtemelen şimdi sizin yanınızda söyleyerek lütfen bize müracaat etsinler ve ben SESAM'ı genç arkadaşlara teslim etmek istiyorum. Zira bu genç arkadaşlar muhakkak SESAM'ı çok ileriye götürecekler. Çünkü genç arkadaş yapımcı belgesi alırken üye kaydedeceğiz. O üyelikleri filmi imal ettikten sonra asil üyeliğe çıkacak. Biz onlara şimdilik amatör bir müsaade veriyoruz. Geçici aylığına. Yapımcı belgesi. Evet, yapımcı belgesi evet. veriyoruz. Ama filmi imal edip eser işletme belgesini aldıktan sonra müracaat ettiği zaman asil üyeliğe geçiyor. 5 senelik yapımcı. Yenileniyor. Hayır, 5 senede bir yeniliyor. 5 senelik o hakkı kazanmasında fayda oluyor. Onun için söyledim tekrar. Bilmeyenlere hatırlatalım. Evet. Yani yapımcı belgesi olmayan bir sinema eseri gösterime çıkamaz. Çıkamıyor. Onun için film yapmak isteyen bize müracaat edip bize üye olduğu zaman katiyetle ben onları, hani birçok fazla para alanlar var, ben onları düşürdüm. Miktarını indirdim aşağıya. Velhasıl muhtemelen biz yapımcı belgesi vererek SESAM'ı gençleştireceğiz. Gençleştirdiğimiz zaman çok önemli adımlar atacağız. Çünkü burası SESAM olarak tüzüğünü değiştirdik. Yerinize birini yetiştiriyor musunuz peki? Yeni tüzükte şu var. Biz dizi yapabiliriz. Belgesel film yapabiliriz. Film çekebiliriz. Belgesel film çekebiliriz. Bir de sandıkta bu paraların kazancı sandığa girecek. O sandıkta bizim devletten para isteme durumumuzu ortadan kaldıracağız. Parayı istiyoruz. Artun Yeres'e para lazımdı. İstedik. Artun Yeres maalesef öldü. Para öldükten sonra geldi. Ve biz o sandıkta SESAM olarak bütün kazancı o sandıkta birleştirip sinema sanatçılarının bir destek kasası olduğunu düşünerek hareket etmek istiyoruz. Ve TRT'ye dizi de teklif edeceğiz. Kaya Ereres'le beraber çalışıyoruz. Kunt Tulgar var, Hakan arkadaşımız var. Yani yönetim kurulu Selim Kafalı'yla 5 kişiyiz. 1986 yılında Bakanlar Kurulu ile kurulmuş bir müessese. Hem eser sahibi hem yapımcı. Böyle olunca biz yapımcı olarak 4102 tane filmin yetkileri bizim elimizde. Ben istiyorum ki şimdi yetki belgesi aldığımıza göre SESAM'a genç arkadaşlarımızı alalım. Yeni yönetimlerde bu genç arkadaşlara teslim edelim. Ve burası yalnız bizde değil, ben 12. seneye giriyorum. Benden sonra çok mükemmel bir müessese olarak çalışabilir. Her tabanı hazırladık. Yani sandığımız var. Herkesin yok. Ve bizim başlığımızda Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği lafı var. Hiçbir meslek birliğinin başında bu ibare de yok. Velhasıl şurada gördüğünüz filmlerin resimleri de
bizzat ben uğraşarak yaptım. Küçük bir hatıramı anlatayım. Klinik oynayacak, Adana'da oynayacak. 10 bin kişilik bir salon sahibi beni ısrarla Adana'ya davet ediyor. O kadar ısrar etti ki gittim sinemaya. Gece vakti beni otogardan aldılar, sinemaya getirdiler. Ağzı kulaklarında, biliyorsunuz 10 bin kişinin bahçe sinemanın sinema gösterme makinesi ortadadır. Doğru. Salona girdim, bir tık tık diye ses var. Ya dedim, filmde böyle bir ses yok. Abi filmde bir şey yok dediler. O zaman makine dairesine yürüdüm. Makine dairesinde bir şey var, tık tık. Abi dikkat etsen, neye dikkat? Abi herkes çekirdek yiyor dediler. O çıt çıt sesi çekirdek sesiymiş kardeşim. Yani bahçe sinemaları ayrı bir kültürdü. Orada mektuplar gider gelir. Kızlar, erkekler yalnız o sinemada birbirlerini görebilirlerdi. Yani bahçe sinemaları güzel ve mükemmel bir Yılmaz tanıtım abi, yeriydi. Sizinle 10 saat konuşsak muhtemelen konuşmamızın sadece ilk saniyelerini... Ama bir başka şeyi ilave etmek istiyorum. Evet abi, bitirelim. Bu benim büyüklerime, bilhassa reis-i cumhurama imaj olarak anlatmak istiyorum. Biliyor musunuz? Ümit Utku vasıtasıyla biz 506 sayılı işçi kanununa ek yapılarak emekli olduk. Biliyorum abi. Emekli olduk. Türkan Şoray, Fatma, Filiz, hepimiz, bütün kadın oyuncular, bütün erkek ve yönetmenler olarak Ümit Utku'dan emekli olduk. Biz evet, tarım işçisiyiz, biliyor musun? Hala sanatçı değiliz. Lütfen bizi sanatçı kisvesine yükseltsinler. Çok teşekkür ederim Yılmaz abi. Ağzınıza sağlık. Lütfen uzun yaşayın ve bizlere sevginizi belirtin. Efendim 5 filmde oyuncu, 17 filmin yapımcısı, 37 filmin senaristi ve 117 filmin yönetmeni. Şu anda Sesam Başkanı ve benim de çocukluğumun idolü Klinikler'in de yönetmeni Yılmaz Atadeniz'le beraber olduk. Kendisine Salon 7 ekibi olarak teşekkür ediyoruz. Gençlere cesaretli olun. Her şey sizin emrinizde. Bilgisayarlar sizin emrinizde. İnanılmaz sinema teknikleri önemli. Lütfen yapabilirsiniz.